fakirler benimle cennete girecek. Abdullah bin Ebi Müleyke Hazretleri hadis alimi olup tabiinin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerim'de yaşamış olup, yine orada 117, miladi 735 yılında vefat etti. Fıkıh, tefsir, hadis ve kıraat ilimlerinde büyük alim olup, zamanının meşhurlarındandı. Mekke'de halifeliğini ilan eden Abdullah bin Zübeyr'in kadılığını yaptı. Teravih namazının Hulefai Raşid'in ve Eshab-ı Kiram zamanında da 20 rekat kılındığını rivayet eden tabiinden birçok alimden biri de İbni Ebi Müleyke'dir. Mekruh vakitlerde, güneş doğarken, tam tepedeyken ve güneş batarken, namaz kılmanın mekruh olduğunu bildiren bir rivayeti de vardır. Rivayet ettiği hadisi şeriflerden bazıları. Hazreti Ayşe'den, radıyallahu anha, rivayet edilen bir hadisi şerifte, mümine diken, batması veya daha büyük musibet isabet ederse, o, günahlarına kefarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim hesaba çekilirse azap edilmiş olur, buyurdu. Hazreti Ayşe, Allahü Teala işte böylesi kolay bir hesaba çekilir. İnşikak suresi 8 buyurmuyor mu? Diye sorunca, bu senin dediğin arzdır, amellerin sahiplerine arz olunmasıdır, yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur, buyurdu. Peygamber Efendimiz mahşerde de insanların en üstünüdür. Bunu, kendileri şöyle beyan buyurdular. Kabirden, kalkılacağı zaman, ilk çıkacak insan benim. Rableri huzuruna geldiklerinde hatipleri benim. Ümitlerini kestikleri zaman da müjdecileri benim. Livaü'l hamd benim elimdedir. Rabbimin katında Ademoğlunun en kıymetlisiyim. Övünmüyorum, hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek benim vazifemdir. Ebu Hüreyre'nin, radıyallahu an, rivayet ettiği hadisi şerifte. Cennet elbiselerinden bir elbise giydirileceğim. Sonra araştırmanın sağ yanında duracağım. Mahlukattan o makamda benden başka kimse bulunmayacak buyuruldu. İbni Abbas'ın, radıyallahu anhüma, bildirdiği hadisi şerifte, Peygamberimiz buyurdu ki, cennet kapısının halkasını ilk kımıldatacak olan da benim. Bana, cennet açılacak ve oraya benimle birlikte müminlerin fakirleri girecek. Enes bin Malik'ten, radıyallahu an, bildirilen hadisi şerifte, kıyamet günü cennetin kapısına gelirim ve açmalarını isterim. Hazin der ki, sen kimsin? Ben Muhammed'im derim. Ben, cenneti, sana açmakla emrolundum. Senden önce hiç kimseye açmam, diye karşılık verecek buyuruldu. 30 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.